Manşete hoş geldiniz. 2023'e yavaş yavaş veda ediyoruz ve bu grafiği özellikle seçtim çünkü bilgi ve doğru bilgiye açlığın senesi oldu bir yönüyle 2023 ve doğru bilginin, teyit edilmiş bilginin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Bunun için araştırmak gerekiyor, bunun için bakmak gerekiyor, bunun için peşin hükümlü ön yargılı olmamak gerekiyor ve bunun için bir takım dogmalarla, bir takım ideolojik araçlarla falan düşünmemek gerekiyor. 2023 biraz böyle. Cehaletin özellikle Türkiye'de ve üçüncü dünya ülkelerinde cehaletin hüküm ferma olduğu, hükmünün geçtiği ve bunun üzerinden liderlerin, egemenlerin, kanun yapıcıların, idarecilerin neyse söz söylediği, iş tuttuğu bir dönem oldu. Bir yıl oldu. 2024'ten bu konuda bu yönüyle çok fazla umutlu değilim ama te teyit edilmiş bilgi açlığı her geçen gün artıyor. Nasıl olmasın ki? Türkiye'de yargı bir kere daha karar verdi ve Can Atalay'ı bırakmıyoruz dedi. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen. Anayasa Mahkemesi sayfalar dolusu gerekçe yazdı. Anayasaya neden uyulması gerektiğini anlatıyor. Ya bunu, bu ortaokul seviyesindeki bir çocuğun bile anlayabileceği bir şey. Çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Bitti. Mahkemeler arasında herhangi bir karar farklılığı veya herhangi bir görüş ayrılığı olduğunda da Anayasa Mahkemesi'nin dediği olur. Bitti. Bunu anlatmak için onlarca sayfa gerekçe yazmaya gerek yok ki. Anayasada evet muğlak pek çok konu vardır olabilir ama bu konular o kadar açık ki, o kadar berrak ki detaylandırmaya gerek yok. Ve bir milletvekili çıkmadı, çıkamadı. İşte adalet için çağlayana gitti herkes. Sonra tekrar evine döndü akşam. Can Atalay'ı almadan bir yere gitmiyoruz dediler. Ya gerçekten direniyor musunuz? Direnmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Gerçekten anlamak çok güç. Tekrar döndüler. Tekrar meclise gittiler. Tekrar basın açıklaması yapacaklar. Genel kurulda konuşacaklar. Gündem dışı söz alacaklar. 10 dakikalık o gündem dışı sözü Twitter'a koyacaklar. İşlerini yaptıklarını düşünecekler. Gerçekten Can Atalay'ın arkadaşlarının gerçekten onları savunup onu savunup savunmadığından emin emin değilim. Can Atalay emin mi acaba? Yani ben de anlatıyorum. Bir başkası CHP gitmediği gibi e, adliyeye, mahkemeye gitmediği gibi kimse de gitme, kimseyi de görmedim CHP'den. Geçelim. Bu bir darbedir diyor CHP Genel Başkanı. Bütün Türkiye, bütün kurumlarıyla herkes direnmeli. E, direnme adına ne yapıyorsunuz? Yani hiçbir şey göremiyorum. Anca laf. Yani e, Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hayatında siyaset yok ve her şeyi orada başlayıp bittiğini düşünüyor. Ve orada yapacak. Yani göreceksiniz. Bir gece oturma eylemi yaptılar 20 şerli gruplar halinde. O da 3 gün 5 gün sürdü. Bitti. Yani devamlılık yok hiçbir şeyde. Laflarda yani laflarda da devamlılık yok. Eylemde de devamlılık yok. Eylemde cılız hani yani Türkiye Büyük Millet Meclisinden başka siyasette bir şey görmedin tamam. Hayır, her şeyi Türkiye Büyük Millet Meclisinden ibaret zannediyorsun. Orada grup kursu, konusu kürsüsünde konuşmanın, genel kurulda konuşmanın, gündem dışı söz almanın, komisyonda faaliyet göstermenin, basın toplantısı düzenlemenin, soru önergesi vermenin bir halt olduğunu düşünüyorsun. Hiçbir halta yaramıyor. Kusura bakma. Parlamento muavilinden geliyorum. Orada işlerin nasıl döndüğünü biliyorum. Eskiden bir şeydi. Şimdi orada bir cacık olmuyor. Anlatmayın. Parlamento muhabirleri de görüyor bu orada bir halt olmadığını ama onlar da enteresan grup toplantısında Özgür Özel'i dinleyince heyecanlanıyorlar. Onlar için de gazetecilik belki TBMM sınırlar içerisinde başlayıp bitiyor. Bilemiyorum yani. Böyle kurtarılmış bölge gibi bir filan mı görüyorlar? N nasıl direneceksin? Direnişi nereye yayacaksın? Nerede başlatacaksın? Direniş dediğinde direniş ağızdan çıkıyor da kolay bir olay değil yani. Organize edilmesi, yönetilmesi gereken bir konu. Hayatı boyunca direnmemiş insanlar direniş dersi veriyor bir de yani. İşte böyle canınızı okuyorlar. Hukuk da sizi korumuyor. Merak etmeyin siyasette milletimiz de sizi bu manada korumayacak diyor. AKP'nin tetikçisi Hala da onlarla yan yana siyaset yapıyorsunuz. Bir çekilin bakayım bir hafta iki hafta TBMM'den ne oluyor ya? Baş başa kalsınlar AKP MHP. Ne oluyor? Yapabiliyor musunuz? Ancak kendilerine. Meral Akşener. Tutuklu milliyetçi gazeteciler var. İsmi lazım değil. Yani herkes kendi gazetecisi, gazetecisi tutuklu olduğu sürece aman ülkede adalet yok, hukuk yok. Onlar çıkınca tamam. Adalet geri geldi. Metin Özçelik ve Mustafa Başer verdikleri karar nedeniyle tutuklanan iki hakimdi. Ve o gün ben gerçekten araştırdım. Pakistan dışında bunun örneği yoktu. Dünyada verdikleri karar yüzünden tutuklanan veya başına iş gelen adalet mensubu. Tahliye hakim iradesindeydi diyor Arzu Yıldız. Yetkilerini kullanmışlardı. Şimdi 13. Ağır Ceza Mahkemesi hem yetkisinin hem anayasalarının dışına çıkıyor. Hukuk devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyor. Böyle bir dönem yani, böyle bir durum. Yani o iki hakime, o iki hakimi suçluyorsunuz. O iki hakimi önce görevden el çektirdiniz, açı aldınız, neyse kıza çektiniz, sonra da tutukladınız, hala da içerideler. Bakın yani şu anda katmerlisi yapılıyor. Katmerlisi yapılıyor ve başlarına bir şey geleceğini düşünmüyorlar. Başlarına bir şey gelmeyeceğinden hareketle, bu inançtan hareketle öyle yürüyorlar. 13. Ağır Cesa, Can Atalay'ı tahliye etmeyen mahkeme. Asgari ücret 17.002 TL. Alın o 2 TL'yi demiş karga kafası. Neyse o karikatürü getirmeyeceğim buraya. Şimdi bununla mutlu oluyor insanlar. Bu konuşuluyor. Gündem ekonomi öyle de olması icap ediyor. Çok büyük bir açlık geliyor. Çok çok büyük bir işsizlik geliyor. Üretimsizlik geliyor stagflasyon diyorlar yani. Durgunlukla beraber işsizliğin de artması, enflasyonun da artması. Topyekün bir durgunluk hali. Esasen durgunluk da denmez yani geriye düşüş. İstanbul'da kira 18.800 olmuş ortalama kira. Düşünebiliyor musunuz? Asgari ücret 17.200 lira. Ya ben 7 sene önce Evet 2015, 2023, 8 sene önce. 8 sene önce bu asgari ücretten daha az maaş alıyordum. Kanal Türk Haber Dairesi Başkanıydım. Bugün televizyonu genel yayın yönetmeniydim. İpek Medya Grubu'nda üst düzey medya yöneticisiydim. Türkiye'de çok seyredilen bir haber kanalının bir numaralı yöneticisiydim. Bugünkü asgari ücretten, bu ilan edilen asgari ücretten maaşım daha azdı. Daha başka bir şey demiyorum. Yani açlık sınırıyla yarışıyor Hakan Kara'nın grafiğinde. Asgari ücret. Ve yani Türkiye gibi ülkelerde özellikle Türkiye'de ücretin ücretli kesimin büyük bir bölümü asgari ücretle döndürüyor. Yani o açıdan önemli. İşçi, satılmış Türk İş Genel Başkanı da diyor ki Ergun Atalay denen zibidi. Talebimiz 18 bin liraydı. 17 bin değil 18 olsaydı tamamdı. Böyle bu tür otoriter yönetimlerde siz zannediyor musunuz ki sendika var, sivil toplum var, İşçinin ne bileyim emekçinin hakkını savunan ve masada onlara onları müdafaa eden birileri var. Çoktan devşirilmiş. Türk iş baştan beri öyleydi zaten. Çalışma hayatı muhabirliği yaptım Ankara'da birkaç sene. Zamsız pasaport ve kimlikte son iki gün. Bakın dünyada hiçbir ülke yok böyle. Aman iki katına kat, çıkıyor her şey. Ne bileyim e imeyi harcı katlanıyor. E i̇meyi harcı diye bir şey var işte cep telefonlarında. Aman pasaportlar zamlanıyor. Gerçi emniyetten de randevu alamıyorlarmış. Hoş pasaport alsan da başka bir ülkeye gidemiyorsun. Ayrı bir konu yani. Çalışma Bakanı ismi lazım değil. Yani gerçekten görseniz de tanımazsınız. İsmini duysanız da Çalışma Bakanı demezsiniz. Ondan dolayı kişilerin bir önemi yok Erdoğan rejiminde. En büyük teşekkürü Erdoğan'a etmek istiyoruz diyor. iki kişi bir kişinin dudağı arasında. Bunlar da Erdoğan'ın polisleri. Çakarlı Ferrari hatırası. Günlerdir devam ediyor bu haberler düşünebiliyor musunuz? Bir Allah'ın kulu da çıkıp ya bu ne şebekliktir demiyor. Sonra Hürriyet'in yayın yönetmeni de yakışır polisime diye yazı yazıyor. İsmi lazım değil. Bir başka şebek. Hakemi darbeden koca Faruk Koca tahliye sonrası kahraman gibi karşılandı işte. Böyle bir ülke. Böyle bir ülke. Birkaç gün önce gündeme getirmiştik. Cevheri güven, yalanlanamayan, e, insanları e, özellikle Kuzey Kıbrıs'ta ve Türkiye'deki zirvelerde olan kişileri panikleten bir tanıklık paylaştı. 50 milyon dolar karşılığında Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısının Halil Falyalı dosyasını kapattığı ortaya çıktı. Tanık ifadesiyle. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eveledi geveledi Fuat Aptay ama hep aynı bildik ezberleri tekrarladı. Fakat suratı başka bir şey söylüyordu. Yani suratta önce bir izleyelim. Laflarını bitirince ağır çekimde üzerine bir şeyler diyeceğim. FETÖ ile mücadelemi herkes çok iyi bilir. Benim PKK ile olan mücadelemi herkes çok iyi bilir. Yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir, tüm tü dünya çok net bilir. PKK'nın da altını boşalttılar. FETÖ kelimesinin de altını boşalttılar. Yerli ve milli kelimelerin de altını boşalttılar. O yönüyle iyi oldu. Yani yarın öbür gün bunlar böyle gevrek gevrek kullanılamayacak. Ama surata bakın. Suratta şu var. Panik. Hani vurur yüzey ifadesini onun için yazdım. Vurur yüzü ifadesi, duman oluruz bir tanesi. İktidarı kaybedersek duman oluruz ifadesi var. Bütün yüz iz iş, iş mizazları bunu söylüyor. Net görüyorsunuz. Rahat değil. Panik halinde, tedirgin ve her yeri tuttuğu için başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyor en azından kısa vadede ama yüzde yüz bir rahatlık da yok. En ufak bir sallantıda gideriz diyor şey bu. Yani görüntü analizi bu. Net görüyorsunuz. Net görüyorsunuz. Rahatlık, kendinden emin hal, vakar yok. Zaten kullandığı kelimelerde de o ortaya çıkıyor. Şimdi Memruh Bayraktaroğlu çok güzel yakalamış. Fuat Oktay ben FETÖ ile mücadele ettim. Bunu herkes bilir. Benim PKK ile olan mücadelemi herkes çok iyi bilir. Benim yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir. Benim yerlilik ve millilikle ilgili bir sorunum yoktur. Ya bir git ya demiş yani. Aynen öyle. Yani ne desin. Türkiye'de gazetecilik yapmaya çalışıyor. Yorumculuk, analiz. Her gün videolarla. Gündemi anlatmaya çalışıyor. 50 milyon dolara Halil Falyalı'nın dosyasını kapattırdın mı? Kapattırmadı mı? Bu kadar basit. Kapattırmadım diyorsan ikinci soru. Halil Falyalı'nın dosyası kapattırıldı mı kapattırılmadı mı? Ne evvelip geveliyorsun demiş. Aynen öyle ama asıl can alıcı soru son soru. Başkan yardımcılığını yaptın Yimpaşçı'dır Fuat Oktay'da. Sermaye piyasası kanununa muhalefet ve izinsiz halka ar suçu işleyerek on binlerce gurbetçi Müslüman'ı dolandırdığı için hapis yatan Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar'da yakalandıktan sonra benim yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir benim yerlik ve millilikle ilgili bir sorunum yoktur dedi mi demedi mi? Dediyse repliği sen mi yazmıştın diyor. Aynı laflar yahu. Yani yerli ve milli filan. PKK, FETÖ, ÖBÜRÜ, bir iki. Bu kelimeleri bitirdiler. Bu kelimelerin altını boşalttılar. O yönüyle iyi oldu. Yani gerçekten o yönüyle iyi oldu. Diyebileceğim o. Çokça konuşuluyor. Arkasını bilmiyoruz ama bir anlaşma Acun Ilıcalı aracılığıyla pişirildikten sonra Fatih Terim fonunun kahramanı Fatih Terim iki yıl aradan sonraki ki iki yıl önce galiba Galatasaray'la yollara ayrılmış. iki yıllık boşluktan sonra Panathinaikos takımına e, teknik direktör olarak gitti. Yani olay duyulduğunda haberleştirildiğinde her şey bitmiş. Nasıl bir operasyonsa Olay duyuldu birkaç saat sonra Terim Yunanistan'daydı ve birkaç saat sonra da takım antrenmana çıkaracaktı. Yani düşünün. Her şey bitmiş. Böyle kapalı bir ülke ya. Yani kokusu bile çıkmadan her şey bitmiş ve kamuoyu öğrendikten birkaç saat sonra Terim sahasının tak, e, takımının başında antrenmana çıkıyor yani. Düşünün. Yani bu bu acayiplik ayrı bir konu. Bir başka konu Tayyip Erdoğan ilk arayan o. Tebrik için. Böyle bir dönem. Fatih Oktay, Faruk Koca, Fatih Terim, öbürü Beriki. Sonra gençler, sakalı bıyığı yeni terleyen çocuklar, acemi erler, karda kışta ölüme gönderiliyor. Bülent Çelik güzel çizmiş. Yeni geçici üst merkezimiz bu şekil artık ne kadar korursa diyor. Sandık biçiminde. Sandık biçiminde üsler. Gazetelerde de böyle manşetler. Siyaseti şeytanlaştırmaz. Siz demlenirken biz şehit verdik. Fakat e, Osman Pamukoğlu Fatih Altaylı'ya konuşmuş. Diyor ki yani gayri nizami harpte tek formül vardır. Ara bul yok et. Ne üssü diyor. Amerika Vietnam'da üstleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üst demek sen sabitsin demek. Gözetleniyorsun, takip ediliyorsun demek. En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım demek. Çok mantıklı söylüyor. Çok mantıklı konuşuyor. Ve kamuoyunun haberi Irak'taki yüzün üzerinde üstten, Suriye'deki bu kadar üstten ancak bu şeyle haber, haberdar oldu. Sonra da işte 12'ye karşılık 50 küsür terörist yani kanları yerde kalmadı. Nereden biliyorsun? O kan yerde. O ateş o ocaklara düştü. İki misli, üç misli öldürünce bitiyor mu? İnsanlar hala oraya çocuk yani gençler, askerler hala ölmeye gidiyorlar. Böyle bir ülkede, böyle bir durumda 19-20 yaşını dolduran gençler çocuklar zorunlu askerlik zaten o da ayrı bir garabettir ayrı bir konu. Kalkması lazım. Askere gidiyorlar yani kelle koltukta. Ve vatandaş gönderiyor. İşte yani bununla kamuoyunu döndürüyorlar. Bu propagandayla döndürüyorlar. Halbuki yani muhalefet biraz akıllı olsa şu mesajı dolaşıma sokabilir. Belediyeler ellerinizde billboardlar sizin. Bastır şu mesajı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bütün billboardlarda sergile. O kadar muhalif aklınız yok mu? Ne demiş Tayyip Erdoğan 4 Nisan 2013'te hala yayında bu tweet. Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış ne insani ne vicdanidir. Şahane. Bastır bunu. Bütün billboardlarda sergile. Kim ne yapabilir ki? Senin lafın. İktidarı, iktidarı böyle kendi laflarıyla çakacaksın. Bir muhalefet tarzı. Tek başına her şey değil. En azından Çağlayan'daki direnişten kedirenişse daha etkili. Onu garanti ederim. Çok rahatsızlar. Şimdi ben bu diziyi seyretmedim. Bilmiyorum. Birinci bölümü diye önüme bir şey düştü. Youtube'da bir baktım. 2 saat 4 dakika sürüyor. Yani böyle dizi süreleri falan filan olmaz. Ee, bunlarla da vakit geçiremem. En son muhteşem 100 yıl dizisinde uzun yıllar önce birkaç bölüm seyretmiştim. Ondan beri de Türkçe herhangi bir yapıp seyretmiyorum. Ne bir dizi, ne bir film, ne bir stand-up, ne bir belgesel, ne bir başka bir şey. Hiç. Kesinlikle bıraktım. Ee, döneceğimi de zannetmiyorum. Geçelim. Eee... Mesele bu dizide yani millet bir de cevap yetiştiriyor. Ya bu dizide işte efendim tarikat ve cemaatlerin gerçek yüzü topluma ayna oluyor şu bu falan bu toplumsal bir vakadır bir dizide bunun dramatize edilmesinden kime ne filan falan bir sürü savunmaya geçiyorlar. Ya arkadaş baştaki insanlar açık bir kanaldan yayınlanan bedava bir yapımla ve milyonları da bu etrafında topluyorsa ekran başında topluyorsa kendi verdiği bilincin, kendi verdiği e, bilginin, kendi verdiği enformasyonun propagandanın dışında bir şey yapılmasına izin verir mi? Mesele o zaten. Bugün Türkiye toplumunun büyük bir bölümü açık bedava kanallardan bir eğlence aracı olarak kullandığı televizyonlarla vakit geçiriyor. Haberi oradan alıyor, diziyi orada seyrediyor, konserini orada takip ediyor filan. Saatlerce süren reklam eziyetine de tahammül ediyor. Ne yapsın karşısında çekirdek çitliyor. Durum bu. Ortalama e, televizyon seyretme süresi. Biz oradayken 4 saatin üstündeydi. Şimdi kaç saat oldu bilmiyorum. Günlük. Onun için İlhan Taşçı paylaşmış CHP'li Rütük üyesi. İşte Fox TV'ye, Halk TV'ye, Sözcü TV'ye, telebir'e 1'e falan böyle cezalar kesiyorlar. Yani bunu ve %3 idari para cezası, iki kez durdurma falan. Program durdurma. Yüzde idari para ne, ne biliyor musun? Kanalın bir aylık reklam cirosunun %3'ü. Yani can acı, acıtacak bir şey. Yani amaç bu. Amaç açık kanallarda ben propaganda yapabilirim. Sen alternatif bir şey ortaya koyamazsın. Sonra Akademik Özgürlük Endeksinin en yüksek olduğu ülkelere bakıyorsunuz. Türkiye yok. Çekya, Estonya, Belçika, İtalya. Türkiye 166. Euronews grafiği. Üstünde hemen üstünde Mısır hemen altında İran var. Yerin burası. Kuzey Kore ile aşağı yukarı aynı ligde. Erdoğan da akademik bilimsel çalışmalarını yurt dışında yapmış bilim insanlarımızın ülkesine dönerek devletinin kalkınma mücadelesine destek vermesi filan diye açıklama yapıyor. Kim takar seni kim döner yahu bu, bu akademik kaliteyle? Savaş Genç de ona cevap vermiş. Bu çağrıya bir kere uydum terörist damgası yedikten sonra canımı zor kurtardım diyor. Efe Çaman da benzer doğrultuda yarın e, Can Atalay serbest bırakılsa yaşasın hukuk devleti hukuk geri döndü kazanan hukuk oldu diye yazıp çizecek sevinecek büyük bir aptallar sürüsü var demiş. Ve o da aynı şekilde geçmişte e, akademik hayatını noktalayıp Türkiye'ye dönen Almanya'dan daha sonra da buna pişman olup tekrar Kanada'ya giden bir akademisyen. Türkiye Akademik Özgürlük Endeksi puanı. 2002'den 2022'ye nereden nereye sadece grafe, grafeye bakın yeterli iniş aşağı 2016 ile 2022 arasında tam bir yatay seyirde dip yapmış şimdi anlıyor musunuz 15 Temmuz 2016 nelere mal oldu bakın dip yaptığı yeri göstereyim size işte. biraz daha yaklaşayım işte dip yaptığı yer hiçbir şey boşuna değil bu da akademisyen maaşlarının asgari ücreti oranı o da gittikçe aşağı doğru iniyor. Yani genel olarak bir yani hem kalite düşüklüğü var hem de maaş vesaire düşüklüğü var. Vurur yüze ifadesi duman oluruz bir tanesi. 2023'ü kapatıyoruz. Yarın son program olacak. Yarın biraz da 2023'te ne oldu ne bitti? Neyi nasıl anlamamız gerekiyor? 2024 hangi umutlarla tırnak içinde Başlıyor, geliyor. Biraz onun üzerinde durmak istiyorum. de zaten biraz sakin şu aralar. Yarın yeni bir manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın.